Merhaba, ben Onur Akçay. NTV.com.tr test köşemizde bu haftaki konuğumuz yeni Citroen C4. Citroen, kompakt hatchback sınıfına iddialı bir şekilde giriş yapan C4 modelini Türkiye'de 4 farklı donanım ve motor seçeneğiyle satışa sundu. Biz bugün en dolu paket dizel otomatik C4'ü inceleyeceğiz. Marka, son yıllarda ülkemizde C5 Aircross ile yakaladığı satış başarısını C4 ile de sürdürmek istiyor. Tasarım açısından markanın en yeni yüzüne sahip C4'te V şeklindeki ışık imzasına sahip çift katmanlı bir ön tasarım dikkat çekiyor. Ön taraf boyunca uzanan marka logosu gördüğünüz gibi gündüz ledlerine kadar devam ediyor. Hemen altında ise 3 parçalı tamamen led grubu var. Gerçekten iyi aydınlatıyor. Kaputtaki bu tasarım detayı ise hareketli ve güçlü görünümü destekliyor. Araca profilden baktığımızda ilk görüşte eğimli tavan çizgisi ve yerden yüksek tasarımı gerçekten dikkat çekiyor. Eğimli arka cam, dik bagaj kapağı ve spoileriyle 2004 yılında tanıtılan C4 Coupe'nin tasarımından bazı esintiler var arka tarafta. Burada şunu belirtmem gerekiyor. Spoiler tasarım açısından bence güzel görüntüye sahip. Ama içeriden dikiz aynasından baktığınızda görüntüyü ikiye bölüyor ve bence biraz görüşü kısıtlıyor. C4'ün arka tasarımına baktığımızda iki parçalı camı düşündüğümüzde bana Mitsubishi Eclipse Cross'u hatırlattı. Ama eğimli tavanı ve arka tarafı genel olarak düşündüğümde ise BMW X4 ve X6'yı hatırlattı diyebilirim. Biraz bagaj hacminden de bahsedeyim size. Bagajı şöyle açıyoruz. Araçta elektrikli bagaj kapağı yok. Gönül isterdi ki olsun. Bagaj hacminden bahsedeyim. Sınıfında gayet iyi bir hacim sunuyor. 380 litre. Koltuklar yatırıldığında bu hacim 1250 litreye kadar yükseliyor. Test aracımızda 1.5 litre 130 beygirlik bir dizel güç ünitesi görev yapıyor. Ben bu motorun performansını gerçekten çok beğeniyorum. 8 ileri otomatik şanzımanla motorun uyumu gerçekten iyi. Özellikle ara hızlanmalarda gaz pedalına yüklendiğinizde seri ve net tepkiler alabiliyorsunuz. Sadece bir şey belirtmem gerekiyor. Dizel güç ünitesinin sesi biraz kabine fazla yansıyor. Yeni C4 standart olarak sunulan kademeli hidrolik destekli süspansiyon sistemine sahip. Bu süspansiyon sistemi C5 Aircross modellerinde de daha önce kullanılmıştı. Marka bunu uçan alay etkisi olarak tanımlıyor. Ve bu sürüş konforunu ara hızlanmalarda, ivmelenmelerde gerçekten hissediyorsunuz. Gaz pedalına yüklendiğinizde hızlanmalar oldukça yumuşak. Aracın boş ağırlığı 1314 kilo, 0-100 hızlanmasını 10.6 saniyede tamamlıyor. Maksimum hız ise 206 km saat. Aracın fabrika verisi şehir içi yakıt tüketim ortalaması 4.2 litre. Ben ise şehir içinde biraz rahat kullanımda 5.4 litreyi elde ettim. Testimiz boyunca aracı farklı yollarda kullandık. Özellikle gaz pedalına yüklendiğinizde virajlarda tedirgin edici bir kayma eğilimi göstermiyor. Küçük bir yumuşak süspansiyon ayarından dolayı bir esneme payı var ama hiçbir zaman tedirginlik verici bir dereceye ulaşmıyor bu kayma eğilimi. Bu bağlamda aracın yol tutuşunu da beğendim. Sadece şunu belirteyim. Şu anda ben normal moddayım. Özellikle spor modunu alayım. Daha yüksek devir çevirsin. Gaz pedalına bastığınızda tepkiler çok iyi, net. Araç çok iyi ivmeleniyor, hızlanıyor. Fakat dizel güç ünitesinin sesi biraz kokpite fazla yansıyor. Onun dışında sürüş performansını ve konforunu beğendim. Çok renkli olmasa da aracın geri görüş kamerasını beğendim. Özellikle yukarıdan çektiği görüntü, yani size 360 dereceyi sunan görüntüsü gerçekten ciddi fikir veriyor. Bu bağlamda geri görüş kamerası net olmasa da sistem olarak beğendim. Müzik
Yeni C4'ün iç tasarımına gerçekten alışmak gerekiyor. Çünkü rakiplerinden gerçekten farklı bir tasarım var. Şunu söyleyebilirim. Oturma pozisyonunda yolu görüşte herhangi bir sıkıntısı yok. Direksiyon iki taraftan kesik olduğu için kontrol oldukça kolay. Ama direksiyonun hemen arkasındaki gösterge paneli bence biraz küçük ve biraz daha fazla işlevsel olabilirdi. Görünümde hiçbir sıkıntı yok. Hatta sağında ve solundaki LED ışıklar hem gece hem gündüz sürüşlerinde şık bir görünüm yaratıyor. Ama çok daha fonksiyonel olabilirdi, özellikle rakiplerini düşünürsek. Ortadaki ekrandan da biraz bahsedeyim size. Grubun diğer araçlarından tanıdığımız bir ekran. Oldukça görünüm olarak şık. Fakat kullanımı çok kolay değil. Gerçekten alışmak gerekiyor. Bazen menüler arasında kaybolabiliyorsunuz. Hemen altında klima için fiziksel tuşlar mevcut. Bir iki tane USB çıkışımız var. Biri Type-C, biri normal USB. İki tane şurada gözümüz var. Bunlardan biri kablosuz şarj için. Ama aracımızda ne yazık ki mevcut değil. Hemen arka tarafında vites seçicimiz mevcut. Onun yanında da sürüş modlarını ayarladığımız bir tuşumuz var. Elektrikli park frenimiz burada. Burada iki tane bardaklık saklı. Bu malzeme, ama şunu açtığımız malzeme gerçekten çok kaliteli değil. Bu üst tarafta da sert plastikler var. Ama görüntü ve kalite açısından çok büyük bir problem yok. Kokpitte çok fazla piyano bilek malzeme kullanılmış. Bu aslında görünüm açısından şık ama çok fazla toz ve parmak izi demek, bunu belirteyim. Aracın önemli özelliklerinden biri de akıllı tablet desteği. Şöyle ki hemen torpidonun üstünde bir alan var. Burada tableti yerleştirebileceğiniz özel bir aparat var. Bu aparat hemen üstünde bulunan tarafa sabitleniyor. Burada en önemli şeylerden biri bu özel bir kılıf. Sadece karşıdan bakıldığında görülüyor. Yani sürücünün gözünü alması imkansız. Bu nedenle hem sürüş güvenliği düşünülmüş hem de özellikle uzun yolculuklarda yan tarafta seyahat eden yolcu tabletini istediği gibi kullanabiliyor. Burada şunu da belirtmemde fayda var. Malum pandemi dönemindeyiz. Bu tablet alanı tablet olmasa bile masa olarak bile kullanılabilir. Bu gerçekten benim çok hoşuma gitti. Yeni C4 toplamda 4.35 metrekarelik bir cam alan sunuyor. Panoramik cam tavanın etkisiyle oldukça aydınlık ve ferah bir kokpit var. Ama panoramik cam tavanın perdesi elle açılıp kapanabiliyor. Elektrikli değil. Aynı şekilde ön koltuklarımız da elektrikli değil. Manuel ayarlanıyor. Arka tarafta gördüğünüz gibi diz mesafesinde hiçbir problem yok. Ama benim gibi 1.85'in biraz üstünde olan kişiler için baş mesafesi tam sınırda diyebilirim. Benden biraz daha uzun birisi burada belki biraz daha sıkışık bir seyahat edebilir. Orta tarafta hemen bir kol dayamamız mevcut. Burada iki tane bardaklığımız var. Buradan bagaja erişim de var. Orta tarafa baktığımızda iki tane hava girişi var, sağ ve sol. Ayrı ayrı açılıp kapanabiliyor. Bu önemli bir özellik. Hemen altında ise bir USB'ye yer verilmiş. Arka tarafın yaşam alanı genel anlamda iyi. Yeni C4 ülkemizde 1.2 litre 100, 130 ve 155 beygirlik benzinli ve ayrıca bizim kullandığımız 1.5 litre 130 beygirlik dizel güç üniteleriyle satışa sunuldu. 100 beygirlik versiyon sadece 6 ileri manuel olarak satılabiliyor. Diğer versiyonlar ise 8 ileri tam otomatik şanzımanla kombin ediliyor. Fiyatlardan da size biraz bahsedeyim. C4'ün giriş fiyatı 229 bin TL. Eğer otomatik vitesli bir C4 isterseniz 317 bin TL ödemek zorundasınız. Bizim kullandığımız test aracı Shine Bolt, yani en üst düzey pakete sahip. Gerçekten dolu bir araç ve fiyatı 377 bin TL. Bir sonraki test videosunda görüşünceye dek lütfen hız limitlerine uyun. Takip mesafesini koruyun, emniyet kemerlerinizi takın ve taktırın. Güvenli sürüşler.